Merhabalar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım İrfan Barış Kotman. Nebula Bilişim'de bilgi güvenliği bölümünde çalışıyorum. Bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 senedir Nebula bünyesindeyim. Bugün size Avecto Defend Point ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştireceğiz ve sunumumuzun sonunda da sizden gelen soruları yazılı olarak alacağız. Sorularınızı da elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Kısaca Avecto Defend Point'ten bahsedeyim. Kendi bir sloganları var. En az yetki, en az risk ve en az maliyet olarak. Bugünün ajandasında da kısaca bahsedeyim. Öncelikle Avecto Defend Point hakkında kısa bir giriş gerçekleştireceğim. Ondan sonra masaüstü desktop ortamına genel bakış ve sorunları hakkında kısa bir sunumumuz olacak. Windows'taki ayrıcalık yönetimi, Privilege Management nedir? Bunun hakkında kısa bir şey gerçekleştireceğim, tanımlama gerçekleştireceğim. Biraz önce bahsettiğim en az riskin ne olduğu hakkında kısaca değineceğim. Defend Point'in daha sonra özelliklerine geçeceğiz. İşte Privilege Management ve Application Control'ün ne olduğundan kısaca bahsedeceğiz ve en son olarak da sizden gelen sorulara göre de sunumumuzu tamamlayacağız. Webinarımızı burada biraz öncelikle reklam kısmından başlayalım. Ondan sonra kendi kısmımıza geçebiliriz. Burada dünyada global olarak Avecto müşterilerini görüyorsunuz. İşte bankacılıktan çeşitli devlet kuruluşlarına, işte havacılık ve silah sanayinden enerji sektörüne kadar geniş bir kullanım alanı var. Türkiye'deki referansları da hem bankacılık hem benzer sektörlerde kullanılıyor. Bununla ilgili zaten bizimle temasa geçerseniz satış ekibimiz size detaylı olarak bilgi verecekti. Burada da ödüllerini görüyorsunuz. Bunu da hızlı bir şekilde geçiyorum. Buradaki slaytımızda kısaca Avecto'nun çıkış noktasından bahsediyor esasında. Avecto'nun çıkış noktası nedir? İşletim sistemi seviyesinde karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi nedir? Kullanıcıların yönetici hakkı istemesidir. Özellikle işte hepimiz IT çalışanları olarak makinamızda ya da herhangi bir noktada yönetici hakkımız olmadığı zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve kendimiz de mümkün olduğu kadar sistemlerde yönetici olmaya çalışıyoruz. Bu IT'nin her noktasında çalışan personel için geçerli. Özellikle yazılımcılar ve benzer çalışanlarda bu tip istekler oluyor. Çünkü yönetici hakkı vermediğiniz zaman örnek olarak Visual Studio'da X bir programı çalıştıramıyor ya da bir derleme yaptığı zaman o derleme sırasında X bir noktada takılıyor. Atıyorum arka planda işte komut satırını düzgün çalıştıramıyor, PowerShell'i çağıramıyor ya da gerekli olan bir add-on'u kendisi yönetici hakkı olmadan çalıştıramıyor. İkinci olarak da standart kullanıcılar. Artık standart kullanıcılarda da şöyle bir bakış açısı oluşmaya başladı. Çünkü artık herkes bir bilgisayar kullanıcısı ve herkes bilgisayardan bir şekilde anladığını düşünüyor ve gitgide de anlamaya başlıyor tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber. Kullanıcılar kendi taraflarında da çeşitli esneklikler istiyorlar. Bu sebeple bu esnekliklerden dolayı da yönetici hakkının kendilerine tanınmasını istiyorlar. Üçüncü bir kısım daha var. Üçüncü kısımda şirket yöneticileri. Yani şirket yöneticileri de kendi makinelerinde en ufak bir sorunla karşılaşmak istemiyorlar. Ve Türkiye'nin gerçeği olarak da özellikle yönetimden böyle bir talep geldiği zaman ne yazık ki kimse karşısında duramıyor. Yani birçok kurumda duramıyor. Durabilen birkaç tane kurum var ya da bilgi güvenliğini tam uygulayabilen kurumlar olabiliyor ama birçok kurumda yönetim kısmından böyle bir talep geldiği zaman yöneticilere bilgisayarlarında ya da X sistemde yönetici hakları çok kolaylıkla tanınıyor.
Avecto Defend Point'ten kısaca bahsedersem 3 tane modülden oluşuyor. Bir tanesi detaylı olarak üstünde biraz önce de durduğum hak yönetimi kısmı. Hak yönetimi kısmında standart bir kullanıcıyı ihtiyaçları doğrultusunda yönetici hakkını verebiliyorsunuz. Ama çeşitli noktalarda yönetici olarak tanımlayabiliyorsunuz. Yani standart kullanıcı olarak çalışmaya devam ediyor. Fakat X bir noktada yönetici hakkına ihtiyacı mı var? İşte Python'u ya da işte Visual Script'i yönetici olarak mı çalıştırmak gerekiyor? Bunun çağırdığı child prosesleri alt tarafta çalışan uygulamaları yönetici olarak mı çalıştırması gerekiyor? Ya da atıyorum kendi makinesinde işte kablosuz ağ açsın, kablosuz ağ kapasın, işte kendi makinesinde diski yönetebilsin ya da atıyorum çok basit bir servisi, işte printer'da bir sıkıntısı mı oldu? Printer'daki bir sıkıntısı olduğu zaman printer servisini yeniden başlatabilirsin. Ya da bizim tanımladığımız X bir noktada atıyorum bir paylaşımda 5 tane program var. Bu 5 tane programı yönetici olarak çalıştırabilsin gibi hakların verilmesini sağlayan bir program. Bunun yanında yönetici hakkına sahip bir kullanıcıdan da hak alabiliyor. Yani bu ne demek oluyor? Siz X bir sistemde ya da makinanızda yönetici hakkına sahipsiniz. Yani her şeyi yapabilirsiniz normalde. Burada da sizden çeşitli hakları alabiliyor. Yani diyebiliyor ki işte siz registry'ye girmeyin ya da registry'nin altında şurayı kesinlikle değiştirmeyin ya da silmeyin. Atıyorum makinanızın network ayarlarına hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Makinanızın time zone'unda oynamayın. Ya aklınıza gelebilecek işletim sistemi seviyesindeki birçok noktada yönetici hakkınızı alabiliyor. Siz yönetici oluyorsunuz ama o noktalara müdahale edemiyorsunuz. İkinci kısmı uygulama kontrolü kısmı. Bu bildiğimiz klasik uygulama, diğer uygulama kontrolü yazılımları gibi çalışıyor. Yani siz belirli uygulamaları beyaz listenize alıyorsunuz. Beyaz listemindeki uygulamalar çalışsın diyorsunuz. Bunun dışındaki uygulamalar benim için yasaklı olsun diyebiliyorsunuz. Üçüncü modül de Insight modülü. Bu tarafta raporlama ve entegrasyon kısmında kullanılan modül. Bunları ileriki slaytlarımda da detaylı olarak bahsedeceğim. Slaytlara geldiği zaman üstünden zaten kısaca bunların da üstünden geçeceğiz. Yine yönetici hakkı kısmından bahsedersek buradaki slaytımızda 2017'nin çeşitli araştırmalarını görebiliyorsunuz. İşte Microsoft tarafında 2017'de bulunan açıkların %80'ini admin hakkını alarak kapatabiliyorsunuz. Bu esasında bir kapatma değil. O açığın istismar edilmesinin önüne geçebiliyorsunuz. Ya da bu açığın bulunmasının önüne geçebiliyorsunuz. Yani genelde zaten atak yapan kişiler ne yapıyor? İşte makine üstünde çeşitli kullanıcılar arıyor. Brute force ataklar yapıyor ya da benzer işte ataklarla makineye bir şekilde sızmaya çalışıyor. Bu kısımda zaten yönetici hakkına sahip bir kullanıcı yakaladığı zaman makine üstündeki bütün zafiyetleri istismar edebiliyor. Bu oran Internet Explorer tarafında %95'e kadar yükselebiliyor. Diğer bir araştırmada da işte açıklara karşı nasıl önlemler alabiliriz kısmında işte whitelisting ve hak yönetimi yaparak günümüzdeki atakların %85'ine direkt korumalı hale gelebiliyorsunuz. Yani herhangi bir malware yazılımı ya da herhangi bir kötücül yazılım olmadan bu iki tanesini yaparak %85'ine karşı korumalı hale gelebiliyorsunuz. Bunun dışında da işte Forrester'ın bir araştırması var. Yani günümüz ataklarının %80'inde zaten bir atak zincirine bakarsanız atak zincirlerinde genel olarak privilege credential ya da privilege escalation gibi safhaları kesinlikle görürsünüz. Yani ataklarda bir noktasında ayrıcalıklı kullanıcının şifresini alma ya da bir kullanıcıyı ayrıcalıklı yapma gibi adımları kesinlikle görüyorsunuz. Burada Avecto'nun kendi içinde yaptığı bir araştırma var. İşte buradaki sayılar 2015'in sayıları, şu anki sayılar daha farklı olabilir. İşte
Avecto Defend Point'in çalıştığı makinelerin yüzdelikli dilimlerini görüyorsunuz. İşte %64'ünde McAfee çalışıyormuş, %25'inde Symantec çalışıyormuş, %5'inde Microsoft ve %6'sında diğer üreticiler çalışıyormuş. Tabii bu olanlar, değişken olanlar zamanla bu günümüz şeylerinde biraz daha farklı olabilir. Yine hak yönetimi kısmından devam edecek olursak, ilk başta söylediğim gibi hepimizin karşılaştığı sıkıntı nedir? Standart kullanıcı ve yönetici kullanıcı olarak iki tane kullanıcı olmamız, yani bir ve sıfırdan oluşuyor esasında. İşte kullanıcının bir hakkı ihtiyacı olduğu zaman yönetici hakkı veriyorsunuz ya da kullanıcıyı standart kullanıcıda tutuyorsunuz. İşte standart kullanıcıda tuttuğunuz zaman çeşitli sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Kullanıcı uygulama kuramıyor, kullanıcı çok basit update'leri yapamıyor. İşte çok basit yönetici görevlerini yapamıyor, makineye bir tane yazıcı ekleyemiyor, işte çok basit bir aygıtı tanımlayamıyor ya da çok basit bir uygulamayı kuramıyor gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Bunun için ne yapıyorsunuz? İşte yardım masalarınızı oluşturuyorsunuz, yardım masasındaki personel sayısını arttırıyorsunuz. Bu arada sistemde de mesaide de zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Defend Point, biraz önce söylediğim gibi bu noktada ki ihtiyacı karşılamak için tasarlanan bir ürün. Ne yapıyor? İşte biraz önce detaylı olarak bahsettim. İşte standart kullanıcıya istediğiniz gibi haklar tanımlayabiliyorsunuz. Ayrıcalıklar tanımlayabiliyorsunuz. Standart kullanıcı olarak kalıyoruz. Ama sadece ihtiyacı olan hakları alarak makine üstünde çalışabiliyor. İşte Group Active Directory Group Policy üstünden yönetebiliyorsunuz ve detaylı olarak yapılan işlemleri raporlayabiliyorsunuz. Defend Point dediğim gibi bu noktada size fayda sağlamak için doğan bir ürün. Burada politika yönetimi ve dağıtımı kısmında küçük bir slide görüyorsunuz. Burası biraz ufak gözüküyor. Avecto Defend Point'i iki şekilde yönetebiliyorsunuz. Bir tanesi grup polisi üstünden yönetebiliyorsunuz. Diğer olarak da McAfee ile bir entegrasyonu var. McAfee'nin ortak yönetim kurs konsolu olan McAfee EPO üstünden yönetebiliyor ve dağıtabiliyorsunuz. Bütün makinelerde olan, Avecto ajanı kurulu olan makinelerde ayrıcalık tanımlayabiliyorsunuz ve bu ayrıcalıkların nasıl kullanıldığını detaylı olarak raporlayabiliyorsunuz. Son kullanıcıda çeşitli aksiyonlar da tanımlayabiliyorsunuz. Yani bu aksiyonlar nedir esasında? İşte kullanıcı bir programı kurabilsin ama kurmadan önce yardım masasından ya da X bir noktadan bir onay alsın. Yani bu nasıl bir şey? Kullanıcının karşısında bir challenge kod, değişken bir kod çıksın. Bu kodu işte X bir noktaya söylesin. X bir noktadan karşı kod üretilsin ve bunun sonucunda yapmak istediği aksiyonu yapsın. Yani kritik bir aksiyon yapıyorsa, diyelim şirket dışında X bir programı kurmaya ihtiyacı oldu. Bu programı kurması gerekiyor. Karşısına bir kod çıksın. Bunu işte sizin yardım masanıza söylesin ve bu karşı kodla beraber kurulumu gerçekleştirebilsin. Bu senaryolar genişletebilir tabii. Ve işte yapılan bu aksiyonların hepsi de detaylı olarak size raporlansın. Burada yine bir kısa araştırma görüyorsunuz. İşte 2015 yılındaki Gartner'ın araştırması, işte 2015 ile 19 arasında işte standart kullanıcıların %70'inin, daha doğrusu admin kullanıcının %70'inin alınacağı ve standart kullanıcıya döneceği ile alakalı bir araştırma. Tabii bunun 2019 yılında gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz ama birçok uyumluluk ve güvenlik dünyasının şartları artık şirketleri zaten buna itiyor ve birçok şirket artık yönetici kullanıcı hakkını bütün makinelerden alıyor. Mümkün olduğu kadar kullanıcıları standarda yaklaştırmaya çalışıyor ki hem uyumluluklara tabi olabilsin, onların şartlarını sağlayabilsin. Bunun yanında da en büyük zafiyetlerden biri olan yönetici hakkı, yani günümüzde kulağınıza gelen birçok atakta da bu tip zafiyetler ya da
unutulan kullanıcılardan sebep, yani X bir noktada bir admin kullanıcı bir makineye bağlanmış. Onunla ilgili işte çeşitli kayıtlar kalmış, işte çeşitli Excel'e üstünden de onun şifresi kırılmış ve şirketin tamamına komplike ataklar yapılmış oluyor ve bunu gerçekte de yaşıyoruz. Yani gerçekte birçok gerçekleştiren atağın çıkış noktasında ya da bir noktasında bununla karşılaşıyoruz. Burada da User Access Control'den farkından kısaca bahsedeceğim. User Access Control bildiğiniz gibi esasında basit bir koruma. Hem yönetici hesabı hem standart kullanıcılar için karşısına çıkan bir şey. Pop-up ve karşınıza çıktığı zaman yine bir yönetici hesabına ihtiyaç duyuyorsunuz ve işlemi gerçekleştirilmesini sağlıyorsunuz. DefendPoint tamamen bununla alakasız bir çözüm. Yani standart kullanıcı hesabının hiçbir tanımlama olmadan sadece bir ajan üstünden yazılacak politika üstünden haklara sahip olmasını sağlayan bir modül ve bunun size düzenli olarak raporlanmasını, son kullanıcının karşısına bununla ilgili mesajlar çıkmasını sağlayan bir modül ve ek olarak da isterseniz makine üstünde User Access Control açık olsa bile siz bir programa ya da bir uygulamaya yönetici hakkıyla çalışma hakkı verdiniz. User Access Control açık olsa bile AWS DOM'un otomatik olarak geçebiliyor. Yani kullanıcının karşısında bir pop-up çıkmadan User Access Control'ün çıkacak pop-up'ını kendi token'larıyla ezip kullanıcının devam etmesini sağlayabiliyor. Nelere yönetici hakkı verebiliriz? Kısaca bundan bahsedelim. Makine üstünde çalışan bütün uygulamaları standart kullanıcıya yönetici hakkıyla çalışmasına izin verebilirsiniz. Ya da tam tersi yönetici hakkını yönetici kullanıcıdan alıp standart kullanıcıya düşürebilirsiniz. MSI installer'lar için buna yapabilirsiniz. Batch file'lar için, işte ActiveX kontroller için, kontrol panel app'ları için yani atıyorum network ya da time ile ilgili bir applet'ın kullanıcı tarafından açılmasını sağlayabilirsiniz. Uninstaller için bunu yapabilirsiniz ya diyebilirsiniz ki kullanıcı sadece şu programları kaldırabilsin ya da kullanıcı hiçbir şekilde şu programları kaldıramasın gibi tanımlar yapabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi X bir servis için tanımlama yapabilirsiniz. Yani X bir kullanıcı bir serviste değişiklik yapabilsin ya da bir servisi yeniden başlatabilsin ya da bir servisi durduysa sadece yeniden başlatabilsin gibi detaylı tanımlar yapabilirsiniz. Kullanıcının yönetici hakkıyla registry'de sadece bir noktada çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ya da Windows üstündeki com cluster'ı işte disk management'dan ağ güvenliğine, firewall'a kadar birçok com class'ı otomatik olarak yönetici hakkıyla çalışmasını sağlayabilirsiniz. Burada kullanım senaryoları ile ilgili kısa bir slaytımız var. Şöyle bütün noktaları açayım. Yani standart kullanıcılara işte yönetici hakkı isteyen çeşitli uygulamalı hakları biraz önce tanımladığımız gibi verebilirsiniz. Yani standart kullanıcılara vereceğiniz haklar genel olarak kısıtlı olacaktır. Biraz daha bilgili ya da IT'ye hakim ya da bilgi güvenliğine hakim kullanıcılara ve işte basit yönetici tanımları verebilirsiniz. İşte printer ekleyebilir, aygıt ekleyebilir, donanım yönetimi yapabilir ya da IT kullanıcısı ya da işte yazılımcı ya da X konuya hakim, IT'ye hakim kullanıcılar için uygulama yüklemeleri gibi daha geniş tanımlı haklar tanımlayabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim kısım, mesajlar kısmındaki bu challenge code, işte bir programı çalıştırmak istediğinde kullanıcının karşısına bir otantikasyon ekranı gelsin. İşte karşısında işte şurada gördüğünüz gibi 7802, 7577 X gibi bir kod gelsin. Bu kodu sizin yardım masanızda söylesin. İşte yardım masanız ona karşı bir kod oluştursun ve istediği programı otorize olarak hakkıyla çalıştırabilsin. Ya da kullanıcının karşısında işte ve authentication penceresi gelsin. Kendisi yeniden otantike olarak programı çalıştırsın. Bilgi güvenliği seviyesini arttırmak için belki bu yapılabilir. Ya da programı hiçbir şekilde çalıştıramasın. Karşısında işte
uygulamanın bloklandığı ile ilgili bir hata mesajı ya da bir uyarı mesajı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bunun burada da tabii burada gördüğünüz gibi işte şey yapabilir kendisi işte ben bunu kullanacağım diye bir talepte bulunabilir. Burada ilgili kullanıcıya giderek gerekirse bu uygulamanın çalışması sağlanabilir. Böyle bir zincir de oluşturabilir. Kısaca mimarisinden bahsedeyim. Biraz önce zaten bahsetmiştim. İşte A-Vector iki şekilde yönetebiliyor. Bir tanesi grup polisi üstünden, Active Directory üstünden yönetilebilen kısmı. Burada tabii Active Directory ya da herhangi bir domain kontrol makinanızın üstüne herhangi bir uygulama kurmuyorsunuz. X bir sunucunuz ya da X bir makina üstünde A-Vector'un yönetim yazılımını kurup onun AD'de sadece hakkı olan noktaya yani grup polisinizde X bir noktaya müdahale etmesini sağlayabilirsiniz. Bu noktalarda kendisi AD'deki yapıyı size detaylı olarak gösterecektir. Yani yaptığı değişiklikleri esasında size grup polisi gibi değil, kendi A-Vector arayüzü bir gösterecektir. Siz burada değişiklikleri yaptığınız zaman arka planda grup polisi üstünde çeşitli tokenlarda bunu çalıştıracak ve kullanıcının biraz önce bahsettiğim hakları sağlamasını, almasını sağlayacaktır. Bu yüzden esasında AD üstünde yani Active Directory üstünde bir program çalıştırmak gibi bir şey olmayacaktır. Bu management sunucusunu herhangi bir makine üstünden çalıştırabilir ve gerekli hakları AD üstündeki işte grup polisi üstündeki değişiklik hakkını verdikten sonra istediğiniz gibi değişiklikleri yapmasını sağlayabilirsiniz. Management'ı zaten şeyi de kaldırdığınız zaman ya politikanızı sildiğiniz zaman da grup polisi üstünde herhangi bir kanısı da kalmayacaktır. İstediğiniz noktada da kaldırabilirsiniz. Bunun yanında işte masaüstü, dizüstü bilgisayarlarınıza ya da sunucularınıza ajan kurmanız gerekiyor. Bir ajan üstünden çalışıyor. Ajan üstünden ki loglarınızı işte Privilege Management raporlama ekranına raporlama sunucunuza yollayarak raporlama ekranından yapılan bütün işlemleri görebiliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim insight kısmı buradan oluşuyor. Detaylı raporları alabiliyorsunuz ve kullanıcıların hangi haklarla neler çalıştığını detaylı olarak görebiliyorsunuz. A-Vector'un McAfee ile entegrasyonundan bahsettik. McAfee'nin yönetim konsolu olan EPO kullanmış olmanız vardır, belki kullanmamışsınızdır. McAfee'nin birçok ürününü, endpoint ürününü yöneten bir yönetim yazılımı. A-Vector bununla direkt entegre olabiliyor. Ajan dağıtımlarını EPO üstünden yapabiliyorsunuz. Raporlamasını McAfee EPO üstünden yapabiliyorsunuz. Ve bu sayede entegrasyonu çok daha kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunun yanında McAfee'nin yeni teknolojileri olan McAfee Threat Intelligence Exchange, TAI ve DXL ile entegre olabiliyor. Bu esasında McAfee'nin istihbarat servisi, McAfee EPO üstünden çalışan bir istihbarat servisi. Bu istihbarat servisindeki işte bulunan uygulamaları, makine üstünde çalışan bütün çalıştırılabilir dosyaları isterseniz yasaklayabiliyorsunuz ya da çeşitli politikaları işte bu TAI DXL entegrasyonu sayesinde A-Vector üstünden aksiyon alınmasını sağlayabiliyorsunuz ya yasaklayabiliyorsunuz ya da tam tersi hakları ekliyorsunuz. Burada işte bir A-Vector projesi olduğu zaman adımları ne olacak? Bu zaten klasik bir entegrasyon kısmı işte yönetim sonucusunun kurulması, ondan sonra işte testlerin yapılması, test dağıtımlarının yapılması ve uygulamanın gerçek dünyaya alınması kısmı. Bunu kısaca geçiyorum zaten. A-Vector size ne sağlar? İşte masaüstü yönetim maliyetinizi azalttı. Yani her testinizin hem iş yükünü azaltır hem helpdesk'te çalışacak personel sayınızı azaltabilir. İkinci faydası biraz önce bahsettiğim gibi atakların %80'i, %90'ı artık gereksiz haklardan ya da çeşitli hak yükseltme gibi noktalardan olduğu için bu tip
atakların direkt önünüze geçmesini sağlarsınız. Son olarak da birçok uyumlulukta olan yönetici hakkının işte hiçbir makinede olmaması kısmını sağlarsınız. Burada işte PCI'yi, HIPAA'yı görüyorsunuz. Bunun yanında işte Türkiye'deki çeşitli regülasyonlar da artık makinelerde yönetici hakkı olmamasını bazıları şart koşuyor, bazıları da tavsiye ediyor. İşte KVKK sadece tavsiye ediyor. Olmasının iyi olmasını söylüyor. Yani bir durumla karşılaştığınız zaman ilk bakacağımız noktalardan bir tanesi bu olacaktır diyor. Daha farklı işte bankacılık regülasyonları ya da SPK regülasyonları tamamen bunun alınmasını size şart koşabiliyor. İkinci kısmı da kullanıcıların yaşamlarına kolay devam etmesi. Yani kullanıcı herhangi bir şekilde zaman kaybetmiyor. İşte bir hakka ihtiyacı olduğu zaman IT çalışanıyla ya da yardım masasıyla temasa geçmiyor. Direkt daha önce tanımlı hakları üstünden birçok işlemini kendisi rahatlıkla yapabiliyor. Kısaca Defend Point'in ikinci modülünden de bahsedeceğim. Yani uygulama kontrolü, application control tarafı. Biraz önce bahsettiğim gibi bir beyaz liste üstünden çalışıyor. Sizin için gerekli programları o beyaz listede tanımlıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim program olmak zorunda değil tabii. Bu bir com class da olabilir, makine üstündeki bir script de olabilir, bir batch file de olabilir. Bunların hepsini siz tanımlıyorsunuz. Bunlar dışındaki hiçbir programın makine üstünde çalışmamasını sağlayabiliyorsunuz. Burada bununla ilgili kısa bir videomuz var. Buna kısaca göstereceğim. Yani bir makine üstünde Defend Point olmadığı zaman işte ransomware'ın çalışması ve Defend Point'in size hangi noktada faydalı olduğuyla alakalı kısa bir video. Burada işte makine üstünde Defend Point yokken işte bir mail alıyorsunuz. Klasik ransomware senaryoları işte ransomware yazılımının sizin makinenize bulaşması için size bir e-posta atıyorlar. Bir web dosyası içinde zavallı yazılım var. Siz bir şekilde gittiniz, dosyayı görmek için Enable Editing'e tıkladınız ve dosyanın çalışmasını sağladınız. Şu an arka planda işte Lucky ransomware çalışmaya başladı. Makineniz direkt şifrelendi. Bütün kullanılabilir dosyalarınız şifreli olarak karşınıza çıktı ve klasik şey mesajları fidye mesajları bunu çözmeniz için şurayla şurayla şu şekilde temasa geçebilirsiniz kısmı. İkinci kısımda da makine üstünde Defend Point varken gördüğünüz gibi direkt PowerShell üstünden çalışan bir zararlı kodun yasaklanması Defend Point Application Control sayesinde sağlanabiliyor. En son olarak da kısaca rakollama tarafı olan InsightX'ten bahsedebilirim. Biraz önce bahsettiğim gibi Avecto tarafında tanımladığınız kurallara göre oluşan loglar, bunlar izin verme logları da olabilir, yasaklama logları da olabilir. Bununla ilgili detaylı rakolları Avecto'nun rakollama sunucu üstünde görebiliyorsunuz. İşte 458 tane uygulama discover edilmiş, 20 tane kullanıcı isteği gelmiş. İşte kullanıcı istekleri bu noktalarda şu kullanıcı şu şekilde işte şu programı çalıştırmış ya da şu program yasaklanmış gibi raporları detaylı olarak görebiliyorsunuz.
İki noktadan bahsetmiştik burada. Yani Active Directory üstünden çalıştığından bahsetmiştik. McAfee ile entegrasyonu olarak McAfee EPO üstünden yönetebildiğinizi ve Vapor'layabildiğinizi söyleyebilmiştik. Üçüncü noktada ise Cloud tarafı. İsterseniz Cloud tarafında da bir entegrasyonu var. Kendisi işte Türkçe olarak IC3 olarak tanımladığımız kısımdan da. Avecto Cloud kısmından da Cloud'dan bahsettiğimiz bütün yönetimlerin gerçekleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Windows'un bütün sürümlerini destekliyor. Tabii yani eski sürümlerin eski ajanı kurarsanız XP desteği var. Eski ajanları yönetebiliyorsunuz ama Windows 10'un son sürümüne kadar ne kadar bütün Windows sürümünü destekleyebiliyorsunuz. Bunun yanında Windows sunucuları yönetebiliyorsunuz ve Mac'lerinizde de isterseniz hak yönetimi Mac makinelerinizde gerçekleştirebiliyorsunuz. Macintosh makinelerinde desteği var. Macintosh makineleri de Avecto üstünden yönetebiliyorsunuz. Ve buradaki yapı biraz daha farklı oluyor. AD'ye bağlı olmadığı için farklı bir modül üstünden yönetiliyor. Burada biraz önce bahsettiğim gibi işte Active Directory, McAfee ve işte Cloud On-Prem'deki IC üst kısmını görebiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi Mac tarafındaki yönetimde On-Prem kısmı, Mac'in On-Prem kısmı bu IC3 dediğimiz yani şey üstünden oluyor, modül üstünden oluyor. Bunun da isterseniz detaylarını merak ederseniz sunum sonrasında sizlerle paylaşabiliriz. Data sheetleri ya da benzer şeylerle ilgili ihtiyacınız olursa ben ya da satıştaki arkadaşlarımız sizle direkt temasa geçebiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa chat ekranından bana iletebilirsiniz. Sorularınızı okuyarak öncelikle soruyu okuyup daha sonrasında da sorduğunuz soruya cevap vermeye çalışalım. Herhangi bir sorunuz yoksa sunumumuzu şu anlık bitireceğim, webinarımızı bitireceğim. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Webinarımız sonrasında size paylaşacağız. İstediğiniz zaman dinleyebilir ya da sorularınız olursa da ben de ya da ekip arkadaşlarımla temasa geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim. Bu arada bir soru geldi. Nereden olacak paylaşım? Kaizala ve şey üstünden WhatsApp üstünden ilgili linki paylaşacağız. Satış ekibinizdeki arkadaşlarımız da isterseniz sizi e-postanız varsa e-postanız üstünden direkt ilgili linki paylaşabiliriz. Satıştaki arkadaşlarımız ilgili linki sizle paylaşacak. Bunun dışında sorunuz var mıydı? Ben hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sorunuz olursa dediğimiz gibi satış ya da teknik ekibimizdeki arkadaşlarınıza iletebilirsiniz. Sorularınızı her zaman yanıtlamaya çalışırız. Çok teşekkürler. İyi günler dilerim.